Agalarım herkese selamlar. 10 Ağustos Cumartesi ve 11 Ağustos Pazar 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar'ı birleştirip tek bir video ve toplamda 14 adet mücadelem var ve sizlere önerebileceğim bir tane Pazar için ideal süperlik kombini yaptım. Videonun sonuna zaten direkt ekranına koyarım bilginize sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum desteklerinin gelmesidir. İsterseniz direkt başlayalım. Aga iki adet maç skoru yarışmam var. Bunlar nedir? Fenerbahçe Adana Demir Cumartesi gününden. Pazar gününden ise Samsun Sporla Beşiktaş maç skorları ne olur? Fenerbahçe skorunu bilen 3 kişi. Beşiktaş maç skorunu bilen de 3 kişi toplamda 6 kişiyi. 7 günlük WhatsApp gruplarımızda misafir edelim. Önceki Trabzon maç skorunu, maç skorunu da bilen yok. Bunun da bilgisini vereyim. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp gruplarımıza hafta sonu içinde dahil olmak isteyenler varsa aga ekranda WhatsApp iletişim hattımız zaten mevcut. WhatsApp gruplarında misli tercihlerimiz, ideal kuponlarımız ve hafta sonu boyunca canlı maçlarımız ve şunu da söyleyeyim. Stat'tan da canlı yaptığımızı biliyorsunuz. Geçen yıl özellikle İstanbul'a gittim. Bir hafta stat'tan canlı yaptık. Alanya Spor maçıyla da stat'tan canlı yapacağımızı da belirtelim sizlere. Devam ettim. Mislerimiz de aga hafta sonu için mislerimiz şu an planlandı. Zaten 2 günlük bir video. Kuponlarımız, mislerimiz hazır. Hafta sonunda misliden de güzel kazanç elde etmek dileğiyle diyerekten de ideal kuponlarımızla hem ideal kombine, alternatif kombine, Avrupa kombini, maç önü tercihler vesaire diyerekten de hepsini değerlendireceğimizi bilmenizi isterim. Canlı olaraktan da dediğim gibi hem stat'tan gidip canlı yapacağız hem de ekran başında zaten sürekli canlı yaptığımız için WhatsApp gruplarımızda yüzdelik dilimlere göre %5, %6, %3 şeklinde canlılar yaptığımızda bilmenizi isteriz. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Zaten ekranda görüyorsunuz. Burası ücretsizdir. Telegram'da buraya da katılmak isteyen varsa katılabilir. Hatta dün orada da bir şeyler verdim. Ondan göstereyim ekrandan. Aga Brezilya ile ABD'nin voleybol kadın mücadelesi vardı. Canlı olarak değerlendirdik %3 2'de 2 oldu. Devam ettim. Başakşehir'in mücadelesi vardı. %4 olarak verdim. İlk yarıdan bir gol bekliyordum. Başakşehir maçı 1-0 kazandı. Gol ikinci yarı geldi. Bu başarısız ama kaçan pozisyonu, yani dediğim gibi pozisyonlarla sizlere de bilgilendirmek istiyorum her zaman. Olabildiğince atıyorum da ABD maçı vardı. İlk periyot 47.5 üstü olarak değerlendirdik. %5 olarak değerlendirdik. Sonra tekrardan barem arttı ve süper, Curry süper üçlük atıyordu. Dedi ki 50 de, 50 de alalım ama %3 olarak alalım. O da geldi aga. Bunlar geldi mi? Ondan sonra ABD maçına devam ettik. 84-84 Sırbistan öndeydi. ABD 8 sayı fark gemezini aldık canlıdan. Bunu bir 37 gibi orandan. Ondan sonra biraz geçti. Bir de ABD'nin galibiyetini değerlendirdim. Bu şekilde bu da geldi. Bu şekilde yüzdelik dilimlere göre canlı yaptığımızda bilmenizi isterim. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Toplamda 14 adet mücadele. Sizlerden tek isteğimiz beğeni veriyorum. Aga bak en azından emeğine sağlık yorumu veya maç skorlarını yazabilirsiniz. Çünkü izlediklerimizden yani izlemediğim maç yok şurada. Hepsini anlatacağım size. İsterseniz başlayalım. Beğeniler geldiyse. de Schalke. Nürnberg takım hakkında tek bir şey söyleyeceğim. Takımın başında Klose var. Spiker'in dediğini söyleyeyim geçen maç hakkında. 3-2 mağlup oldu ve 2-1 öndeydi. Hatta 1-0 öne geçti ondan sonra 1-1 oldu. Sonra 2'yi attı. Ondan sonra 3-2 mağlup oldu sanırım. Spiker'in dediği şu. Klose hücum yapmayı öğretmiş ama savunmayı öğretememiş dedi. O yüzden 3-2 gibi skorlara kaybetti zaten. Savunması hatalı. Ama hücum yollarında bir sıkıntı yok. de geçen hafta başladı. Çok iyi bir galibiyet aldı. İyi oyunla bir galibiyet aldı. Ben burada her iki takımın atacağı golleri idealden yazdım. KG var olanı idealdir aga. Bu, bu, maçın biraz daha gollü geçmesini bekliyorum. Sadece KG var da yetinmeyip isteyenler de yüksek orandan hem 2.5 hem var hem de üst seçeneği olarak da 2.5 üst ve var seçeneğini de değerlendirebilir. Elversberg ile Köl Köln mücadelesi. Köln'ün de geçen maçın hepsini izledim. Elversberg'i de izledim. Özellikle Köln Hamburg'da oynuyordu. Hamburg mücadelesinde kanatlara çok indi. Ve ortaları havadan açtı. Bak bu ortalar yerden gelseydi Köln'ün o maçta tek başına atacağı korner sayısı 15 falan da öyle söyleyeyim ben size. Elver 0-0'lık bir maç biten bir, bir mücadelesi vardı. Şimdi kendi evinde biraz daha hücumu düşünebilir bu mücadelede. Ben bu maçta korner aldım. Özellikle Köln'ün geçen haftaki maçta kanatlara çok inmesinden kaynaklı etkilendim. Notumu aldım. Dedim Köln'ü korner olarak değerlendirebiliriz diyerekten de. Şu an korner açık değil fakat açtığı zaman da 8.5 varsa 8.5 üst korner yoksa da 9.5 üst korner olarak alalım. Manchester City ile Manchester United karşılaşması. Agaların yine zorlu bir mücadele. Community Shield'in final karşılaşması. Burada ya yani Yunan United bazen bir sürpriz yapıyor. Oyun olarak tabii ki her türlü daha üstün olacaktır. Ya yani Guardiola farkını konuşturacaktır zaten. Ama skor olarak bazen bu kupa final maçları ne olacağı belli olmuyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Üst tercihlerine çok fazla yönelmemek lazım. Bazen ya yani 2-0'da falan kalabiliyor o yüzden. Ben burada City tarafındayım. City tarafından derken de dediğim gibi mücadele 2-0 veya 2-1 bitmesini beklediğimden kaynaklı. Burada Manchester City'nin ve hazırlık maçlarında gollü maçlar oynadı. Ne kadar hazırlık maçı da olsa City'nin atacağı iki gol idealden değerlendirebilir. Zaten bunu olan ideal. Benim skor beklentimde dedim ya 3.5 altında biter gibi geliyor. Tam da skor beklentim 2-1 ayarında bir City'nin galibiyeti. Maç sonu 1 ve KG var da bu tip bir macera aranır mı bilmiyorum ama denemek isteyenler bakabilir. Hamburg'la Ertabelli mücadelesi. Her tabeline geçen hafta mağlup oldu. Mağlup oldu. Şöyle oldu. Aga iyi oynadı. Bakın. Paderborn'a karşı iyi oynadı. Ama bal yapmayın arı gibi. Geliyor. Vızızız, hop gidiyor. Vızız. Bal yapmıyor. Geliyor vızılayıp gidiyor. Vızılayıp gidiyor. Var ve hücumda bir beceriksizlik var özellikle. O maçta da var olarak değerlendirmiştik. Aldık canlısından da vesaire. Hamburg iyiydi aga. İlk mücadelesini Deplasman'da Köln'e karşı oynadı kaptığı toplarla birlikte zaten mücadele ederek ilk yarıdan 2-0 oldu. Ondan sonra Köln golü bekledik biz. O maçta da kuponda idealden var verdi. Dedim ya Köln çok çizgiye indi vesaire değerlendiremedi. Hamburg burada her tabelline iki tane sıkarsa şaşmam. O yüzden ben burada Hamburg'un tara Hamburg tarafındayım. Ev sahibi bir buçuk üstaka. Benim bu maçtaki tek tercihim Hamburg'un atacağı iki goldür değerlendirecekler. Bol şanslar. Fenerbahçeli ile Adana Demirspor mücadelesi. Aga Fenerbahçe'nin Lille maçı olduğundan kaynaklı ya ben açıkçası biraz çok gollü bir maç bekleniyor. Adana Demir de o eski Adana Demir değil eski oyuncular gitti ama Murat Başkan tekrardan takımın başında. Şimdi Adana Demir burada Fenerbahçe'ye bir şeyler yapmak isteyecek de bence kaldı olarak çok yetersiz Aga. Burada da Fenerbahçe'nin ne kadar isteyeceği önemli bence. Çünkü önünde yine bir Kadıköy'de çok önemli bir Lille mücadelesi var. Bence bu maçta Fenerbahçe oynarsa bu, bu arada bu maçın maç skoru sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyle WhatsApp grubumuzda bir bir hafta misafir edeceğiz. Fenerbahçe oynarsa ilk yarıdan oynayabilir aga. İkinci yarı biraz daha rölantiye alabilir karşılaşmayı. O yüzden ilk yarı de aslında çok da oranı yok da yani ilk maçtan bu oranların rezilliği ne bilmiyorum. İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti alınabilir ideal seviyelerden. Ha o da dedim ya Fenerbahçe oynarsa ilk yarı oynayacak, oynayacak diye. İlk yarı ev sahibi 1.5 yaparsanız oran 2.5'e kadar da çıkıyor yani ilk yarıdan Fenerbahçe tarafından 2 gol beklenebilir. Dediğim gibi oynarsa ilk yer galibiyeti. Fenerbahçe ilk yerden bitirebilir yani. Geçtim. Antalya Spor'la Göztepe mücadelesi. Aslında birbirine denk takımlar olduğunu düşünsen de Antalya Spor'da hem taraftarıyla birlikte hem de kadro kalitesi olarak Göztepe'yi yani izleyemedik oyun olarak da ama Antalya Spor'u son dönemden ve Alex'in gelmesiyle birlikte pozitif bir Antalya Spor göreceğimizi bekliyorum. Ben burada şöyle bir değerlendirme yaptım. Antalya Spor'un Aga bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. İdealden kendi evinde zaten maçın bu arada beklentisi de maç geneli 1-0 Antalya galip gelir. Ama ben dediğim gibi biraz daha işi garanti alarak da burada ev sahibi yarı kazanı değerlendirilir. Hatta yüksek oranlarında doğrudan maç sonu bir yapmak isteyenler de Antalya galibiyetini alabilir. Son mücadelem burada cumartesi günü için pazara geçeceğiz. PSV Wallwijk -E, Wall mücadelesi. Ee, PSV 4 4'lük bir mücadele oynadı. Feyenoord'la birlikte. Aga kaçırmış olduğu pozisyonlar da vardı. İyi oynayan taraf PSV'ydi. PSV tarafında olmakta fayda var burada. PSV'nin tek başına atacağı 3 gol beklenebilir. Hazır bir PSV. Önlenme oyuncularını zaten göndermedi. Takımın iskeletini tamamen neredeyse korudular. PSV tarafından tek başına 3 gol beklenebilir. Bir de şöyle bir şey yapılabilir. İlk yarıdan PSV'den 2 gol atarsa zaten PSV'den 3 gol bekliyoruz. Bu goller ilk yarıdan 2 tanesi gelirse zaten 1.93'te minimum oran alırsınız. Pazara geçtim. Pazar için de aynı şekilde 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum destekleridir. Çok teşekkürler başlayalım. Paderborn'la Darmstadt mücadelesi. Paderborn'un da geçen hafta dedim ya ilk mücadelesinde deplasmanda 2-1 skorla kazanmasını bildi. Şimdi Paderborn orada kaptığı topları iyi değerlendirdi aga. Burada hücum futbolu. Yani her iki takımda gitgelli bir oyun olacak. Özellikle Darmstadt ileri çıkmayı seven bir takım. Hücum da yapacaktır bence. İlk mücadelesinde gol bulamadı. Kırmızı kart vesaire dedi de 2-0 mağlup oldu. Bulmuş olduğu pozisyonlar var var ama değerlendiremedi. Ama Paderborn'u şöyle söyleyeyim ben size. Hertha Berlin'le oynadı değil mi? Aynen. Hertha Berlin çok geldi. Yani eli ayağı biraz daha düzgün olsaydı Hertha Berlin biraz daha gol atardı. Darmstadt'ın eli ayağı düzgün takım olarak yani bitirici kanalında biraz daha iyi. Hertha Berlin'den özellikle. Ben burada Darmstadt'ın da gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gelecek golleri aldım. Tek tercihim burada KG var seçeneği olacaktır. Diğer mücadelem Münster'le Hanover mücadelesi. Hanover'de ilk mücadelesine iyi bir oyunla galip geldi Aga. Ya izlerken şu an hatta şöyle söyleyeyim. Bundesliga'da izlediğim takımlardan sanırım en iyi oyunu Schalke ile Hannover oynadığını söyleyebilirim Aga. Öyle bir oyun oynadı. Burada yine devam edecektir bence iyi oyun. Burada Hannover tarafından gelecek iki gol. Bu arada orana da gayet iyi. Ya dediğim gibi orana bakmaya çok gerek yok. Oynamış olduğumuz oyun izlediklerimiz bizler için önemli. Hannover'in atacağı iki gol idealden alınabilir. 1.65 minimum oranı var zaten. Nostalentler Lig 1'in mücadelesi. Nostalent son mücadelesinde 1-0 gibi bir skorla kazanmasını bildi. Deplasmanda ama çarşamba günü tek maç her gün yüklenmiş. Patlıyor aga maçlar o yüzden. E var bir nedeni illaki bunun da. Şimdi e, Nostalent burada e, zirveye oynayacak. Bu sezon Avrupa'sı da yok aga. Ligi geçen sezon dördüncü bitirdi. O yüzden Avrupa elemeleri vesaire hiçbir şekilde hak kazanamadı. Burada ev sahibinden yan olmakta fayda var. İyi bir oyun var. Maç bir 1-1.5 burada oranı biraz almak için değerlendirebilir. Nostalya'da en az 2 gollü bir galibiyet geldi. Link bir zaten oyun oynamıyor. Biraz daha oran almak isteyenler varsa 2.5 üstünde 1 bile olma ihtimali var. Hatta ev sahibi tek başına 3 gol atma potansiyeline sahip bir takım olduğunu belirteyim. Brunot ile Arsus. Arsus'un ben oynamış olduğu 3 maçı da değerlendirdim. Youtube'da verdim. Tek Kopenhag maçında tek golünü verdim. Son der mücadelesinde ev sahibine atacağı 2 golü verdim. Her türlü değerlendir kaka. İlk maç Midland maçında izledik. Notunu verdim. Canlısını yaptık. Ben burada Bronbie'ye karşı da Bronbie'le bu arada hafta içinde bir mücadele oynadı. Tekrardan hafta içinde bir karşılaşma oynayacak. Onun yorgunluğu da olacaktır ve Legia Varşova'ya kendi evinde 3-2 gibi bir skorla da kaybetti. Arsus'un burada da oyuna girmesi muhtemelen beklenecektir. Karşılıklı gelecek goller benim için tek ideal tercihtir. Burada her iki takımın atacağı goller benim tek ideal tercihim olacaktır. Sivas Spor'la Trabzonspor mücadelesi. Aga bu maç ne bileyim Trabzonspor Rapidene mağlup oldu 1-0. Çokça pozisyon da veriyor. Trabzonspor'un bence savunması kesinlikle oturmuş değil. Yani Uzan yok mu ne? O takıma bile kaç tane pozisyon verdi değerlendiremedi. Ama Rapid Vene verirsen adamlar bir tane attı. Şimdi kendi evlerinde lay 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 oynayacaklar. Tokatlamaya çalışacaklar. Trabzon'u ben beğenmedim aga. Burada kafası dalgın olabilir ama Trabzon tarafından bir gol bekliyorum. İkinci gol kim tarafından gelir bilmiyorum ama Sivas'ta atma ihtimali var. Toplam gol aralığı 2-3 gol. Bak tek tercih 2 oran o 2-3 gol aralığında kalacağını bekliyorum bu maçın. Alanya Spor'la Eyüp Spor karşılaşması ideal kombinemi aldığım bir karşılaşma. Alanya Spor kendi evinde dediğim gibi stat'tan canlısını da yapacağız. Bu mücadelenin ücretsiz gruba da Telegram açıklama kısmında var. Mutlaka giriş sağlayınız. Alanya'nın ben burada ya yani gol atmasını muhtemeldir. Eyüp Spor çok fazla transfer yaptı. Yani Eyüp şu anki kadrosu gerçekten süperlik. Yani şöyle ilk 8 kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Müsso'yu aldı, Tiam'ı aldı, ne bileyim Dorukhan'ı aldı, Emrah Baba'yı aldı. Bir sürü transfer yaptı Eyüp Spor burada. İstanbul takım olmasının da avantajını yaşadı açıkçası. Alanya'yla oynayacak ve Eyüp Spor'da şöyle amiyana tabirle şöyle bir Süper Lig'in kaşarlaşmış topçuları da var. Ne bileyim Halil bunlardır vesairedir. Bunlar da katkı verecektir. Ben burada şöyle bir tercihim olacak. Yüksek orandan aldım. Kuponu da 1.60 orandan koydum karşılıklı gelecek golleri değerlendiriyorum. Mücadele bence 1-1 ayarında. Alırsa Alanya bence 2-1 ayarında galip gelme ihtimali var. KG var da değerlendirdim. Son mücadelem Samsun'la Beşiktaş mücadelesi. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Agam şöyle bir beklentim var bu mücadelede. Beşiktaş'ın oranı 1.69'dan 1.94'e kadar yükseldi. Ama Beşiktaş'ı gördük hazır neredeyse. Ya çok hazır değil de 5 tane attı da yani biraz daha ne oynadığını bilen bir Beşiktaş var. Hazırlık dönemini iyi geçirmiş bir Beşiktaş var. Samsun'la burada iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. İdeal kombineme şöyle aldım. Deplasman bir yarıyı kazanır aga. Bak deplasman yarı kazanır olanı 1.40 küsurdan bu ne kombinime koydum zaten. Ekrana getireceğim birazdan. Beşiktaş'ın bir yarıyı kazanmasını mücadeleyi de doğrudan galip gelme ihtimali de var. Oran dediğim gibi 1.69'dan 1.94'e kadar da yükseldiğini de belirteyim. Arkadaşlarım 14 tane mücadele vardı hafta sonu için. İdeal ve yüksek oranlardan denildik. Whatsapp gruplarımıza dediğim gibi kombinedir vesairedir, mislidir, canlıdır hepsini yapacağız. Sizlere de bir adet süperlik kombine olarak da riski vardır ama değerlendirmeye değerlendirilir yani. Samsun, Beşiktaş. Ben burada Beşiktaş'ın bir yeri kazanacağını 1.41 gibi orandan değerlendirmişim. Eyüp Spor'la Alanya Spor'un mücadelesi var maç. Alanya'da oynanacak. Karşılıklı gelecek golleri de 1.60 gibi orandan değerlendirdim. Bu da sizlere önerebileceğim pazar ufak misli %3 şeklinde değerlendirilebilecek bir misli olduğunu da, e, kupon olduğunu da söyleyebilirim. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.